nasıl bakar? Peki, en ya'mel sâbigâtin ve kaddir fissellî ve amelû sâlihâ inni bimâ te'amelûne basîr. Şimdi buradaki en müfessire ve âteynâda kâle anlamı var. Kainatın sahibi Davud Aleyhisselam'a emrettik. Demiri işleyeceksin, tesbih yapacaksın, dağlar seninle birlikte bir cemaat oluşturacaklar. Fakat işini de doğru yapacaksın. En i'mel sâbigâtin, geniş zırhlar ya. Ve kaddir fissâdi, onları inceden inceye doku. Ne çok geniş olsun, ne de çok ince olup insanlara ağırlık versin. Yani işinin hakkını ver. وَعْمَلُوا صَالِحًا Amel-i salihe de devam et. Bununla alakalı tefsirlerimizde şöyle rivayet var. Davud Aleyhisselam devletini idare ediyor. Zaman zaman tebdili kıyafetle çıkıyor, şehirleri dolaşıyor. Dolaşırken insanlara soruyor. Davud diye birisi var. Nasıl bilirsiniz? Övüyorlar. Adaletinden bahsediyorlar. Cenab-ı Hak bir gün ona bir melek gönderir. Melek de yine insan suretindedir. Davud Aleyhisselam onunla karşılaşır. Sorar, nasıl bilirsin Davud'u? Ni'mel abdu Davud. Ne güzel bir kuldu. Bir de çocuklarının nafakasını beytül malden, hazineden değil de kendi alın teriyle kazandığı paradan alsa götürse. Ağlayarak mescidine döner Davud Aleyhisselam. Ellerini kaldırır. Ya Rabbi, helaldir. Beytül malden alabilirim hazineden. Çünkü devletin işleriyle meşgul oluyor. Yani fıkhen bu doğrudur, caizdir. Ama Allah'ım, bana kendi alın terimle kazanmayı nasip eyle. Çocuklarımın, evimin, ailemin ekmeğini oradan götüreyim. وَاَلَنَّا لَهُ الْحَد۪يۜ İşte onu öğretir Cenab-ı Hak. Demiri kullanmayı. Tabi burada insanlığın büyük menfaati vardır. Sanayinin bel kemiğidir demir. O bulunacak, o işlenecek. Buna da sebep Davud Aleyhisselam olacak. Bir gün Haseki'den arkadaşlarımızla muhterem bir hocamızı ziyaret etmiştik. 10 kişi kadar vardık. Bu ayet-i kerimeleri okumuştu bize. Demişlerdi ki, şimdi gideceksiniz. Müftü olacaksınız, vaiz olacaksınız. 10 yıl önce. Camilerde başınızda sarık. Sarık namaz kılarsanız, insanlar bunu farklı anlarlar belki. Ama unutmayın ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, namaz kılarken sürekli başlarında sarık olurlardı. Hatta Mekke-i Mükerreme'ye girerken bile miğferlerinin üzerine sarık sarmışlardı. Davud Aleyhisselam hep gözünüzün önünde olsun. O dünyalık işleriyle meşgul oluyor. İşinin en iyisini yap, mesai saatlerinde diyor. Hemen ardından da وَعْمَلُوا صَالِحًا Ameli salihi ihmal etme. Yani evine döndüğün zaman ya da namaz vakitlerinde camiye gittiği zaman ibadetlerinin hakkını kamilen ver. Allahu Ekber dediğin zaman bütünüyle dünyayı arkada bırak. Sonrasında şu ayeti okumuştu. Musa Aleyhisselam zamanında İslam'ın değerlerini yaşamak camilerde, açık yerlerde yasak hale getirilmiş. İnsanlar bunları farklı yorumluyorlardı. Cenab-ı Hak da ona emretti. وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَاَقِيمُ السَّلَاةً Evlerinizi mescit yapınız. وَاَقِيمُ السَّلَاةً Gecenin yarısında kal. Sünnet diye üzerine bir cübbe al. Başına sarığı sar. Dünyaya uzak, Allah'a yakın mekanlarda Allahu Ekber de. Ne suma, ne riya, ne şu, ne bu, hiçbiri yok. İşte burada bize bir peygamberden bahsediyor. En ya'mel sâbigâtin ve kaddir fissâdi demek, sen mesai arkadaşlarının içerisinde işinin hakkını en iyi veren olacaksın. Fakat bunu yaparken
asla ameli salihi de ibadeti kulluğu ihmal etmeyeceksin. وَعْمَلُوا صَالِحًا اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Burada iki peygamberden bahsediyor demiştik. Davut Aleyhisselam'la başlıyor. Sonra وَلِ سُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوهَا شَهْرٌ وَرَوَاهُهَا شَهْرٌ. Yani biz Süleyman Aleyhisselam'a ve li Süleyman'a demek ve sekharna li Süleyman'a. Süleyman Aleyhisselam'ın emrine rüzgarları verdik. Süleyman Aleyhisselam'a ona da böyle bakırlar kaynaklarından seller gibi attılar. O madenleri işleme kudretini, iktidarını verdik. Ve minel cinni, cinleri verdik ki onun idaresinde çalışırlardı. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُرِ الرَّاسِيَاتِ اِعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكُرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. 13. ayet-i kerime. Şimdi cinler Süleyman Aleyhisselam için çalışıyorlar. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ. Mihraplar yapıyorlar. وَتَمَاثِيلَ. Suretler yapıyorlar. Temasil, timsal kelimesinin çoğulu. Bazı müfessirlerimiz buna heykel diyorlar. Süleyman Aleyhisselam adına heykeller yapıyor cinler. Allah Teala ona cinlere tarassutta bulunma yetkisini vermiş. İdaresini aldı. İşçiler gibi onları kullanıyor Süleyman Aleyhisselam. Peki bu doğru mudur? Yani bir peygamber cinlere emredecek, onlar peygamber adına şekiller, suretler yapacaklar. Süleyman Aleyhisselam, Musa peygamberden sonra geliyor. Peki Musa peygamber karşısında bir samiri var. O samiri bir uzağa yapmış. Yani kul onunla mücadele ediyor. Yahudileri kandırıyor. Ona tapmaya teşvik ediyor, terbiye ediyor. Peki ondan sonra gelen bir peygamberin hayatında cinler var. O cinlere emrediyor, sizler şekiller, putlar, heykeller yapın diyor. Nasıl olabilir bu? O halde bu tercih doğru değildir. وَتَمَاثِيلَ. Peki timsal kelimesi bir şeye bakarak onun benzerini çıkarmak demek. Peki bu durumda ortadaki icra nedir, sanat nedir? Süleyman Aleyhisselam onlara emrediyor duvarlara, ağaçların, dağların, denizlerin, semanın, yeryüzünün, yani ruh sahibi olmayan canlıların suretlerini yaptırıyor. Yoksa bazı tefsirlerimizde üstadlarımızın öyle yazmışlar, kimisi öyle görmüş. Bu onların ilmi kudretine, derinliklerine halel getirmez. Yani biz farklı bir görüşü tercih ederek ne Sefiye, ne de o kudemaya taan etmiş olmuyoruz. Bizim ilmimiz onların kabına da gelmez. Yani kendi kuvvetimizi, ilmi kudretimizi ortaya koyarak peşinden bunu söyleyelim. Ama Kur'an-ı Kerim'in hatırı bütün müfessirlerimizin hatırından daha öncedir. Peygamberlerin hatırı bütün alimlerimizden daha öncedir. O halde buradaki temasil kelimesini ruh sahibi olmayan canlıların duvarlara çizilen resimleri olarak anlamak gerekir. Şimdi buradan kendi dünyamıza gelelim. Madem ki bu ahkama taalluk eden bir ayet-i kerimedir, o halde fotoğraf, heykel, sure bunlarla alakalı İslam'ın fasedici hükmü nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki inne ashabe hadihi suvar yu'azzebune yevmel kıyame. Usulü sitte rivayet ediyor. Yani bütün 6 sahih hadis kitaplarında bu hadis var. Şu resimlerin sahipleri hepsi kıyamet günü cehennemde olacaklar. Yu'azzebune yevmel kıyame. İmam Buhari Müslim rivayet ediyor. İbn Abbas radıyallahu anhuma Efendimizin yanına birisi geliyor. Diyor ki efendim bana fetva verir misin? Ben
çocuklarımın ekmeğini resim çizerek temin ediyorum. Yani bir ressamım. Bana fetva verir misiniz? Yanıma gel diyor. Yanına yaklaşınca elini başına koyuyor. Buyuruyorlar ki Semi'tu min Rasulillahi. Allah Resulünden şunu işittim. İnnel musavvirine finnar. Bütün foto yani resim çizenler, canlı resimlerini yapanların hepsi ateşte cehennemde olacaklar. Eğer bir fiil cehennemle tehdit ediliyorsa o haramdır. Yani haram hükmünü usul kaidelerine göre nasıl çıkarırız? Onun yollarından bir tanesi, eğer o fiil bir azapla neticelendiriliyorsa o haramdır. İnnel musavvirine finnâr. Sonra devam ediyor. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh'a buyuruyor ki İn kunte la budde fa'ilen fesavvir fesavvirişşecer ve la ruhe lehud ve la ruhe fihi ma la ruhe fihi. Eğer mutlaka resim yapacaksan, başka türlü çocuklarının ekmeğini, nafakasını temin etme yolu bulamayacaksan, bu durumda ağaç resimleri, manzara resimleri, dağ resimleri, deniz, sema resimleri çiz. Ama asla canlıların resimlerini çizme. Yine Buhari Müslim rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eve geliyorlar. Hani saadete? Kapı açılıyor. Ayşe annemiz radıyallahu anh'a buyur ya Resulallah diyor. Ellerini kapıya koyuyorlar. Karşıda bir yastık var. Yastığın üzerinde resimler. Efendimizin yüzü değişiyor. Ayşe annemiz etubu ilallahi in kâne muzniben in kuntu muznibeten. Ya Resulallah söyle, her bir günaha irtikab ettiysem hemen burada Allah'a tövbe edeyim. Neden yüzünüzün rengi değişti ya Resulallah? Buyurdular ki o nedir o şekiller? Onların olduğu yere peygamber girmez. لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا ف۪يهِ كَلْبٌ وَلَا سُورًا. İçinde köpek, içinde sure, canlı resimleri olan eve melek de girmez. Allah'ın peygamberi de girmez. Ayşe annemiz indirirler. Başka bir defasında böyle bir deseni yırtarlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o şekilde eve girerler. O halde muhterem kardeşlerim, resimleri, suretleri üçe ayırabiliriz. Birinci grupta gölgeli olanlar, putlar yani, heykeller görüyorsunuz sağda solda. Onları yapmak haramdır. Gölgeli olanları sureti kat'iyede yapmak haramdır. İkincisi, gölgesi olmayanlar, elle çizilen canlı resimleri, insan-hayvan resimleri, bunlar da haramdır. Üçüncüsü ise manzara resimleri, bu caizdir. Ya da bir insanın, bir canlının suretini tamamen değil de bir organını çiziyorsanız, elini, ayağını, gözünü çiziyorsanız, buna cevaz var. Yani buna müsaade ediliyor. Onun da delili nedir? Ayşe annemiz o minderi, duvardaki örtüyü indiriyor, parçalıyor. Orada kuş resimleri var. Onlar parçalanınca onları bir yastığın içerisine koyuyor. Ya da Efendimiz Aleyhisselam'ın altına minder yapıyor. Efendimiz ona müsaade ediyor. Demek ki bir sure parçalandığı zaman, ya bir kuşun işte başı yok da sadece ayakları varsa buna cevaz verilir. Ama en doğru olanı, Müslüman bunların hiçbirine tevessül etmemelidir. Peki, neden İslam bunlara karşı çıkıyor? Heykellere, suretlere, çizimlere vesaire. Çünkü bunlar insanı putçuluğa teşvik ediyor. Kur'an-ı Kerim'de Nur suresinde bir ayet var. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّنْ وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَهُوثَ وَيَعُوكَ وَنَسْرًا. Onlar diyorlar ki, putperestler yani, kendi adamlarına, sakın ha ilahlarınızı bırakmayın.
وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّنْ Veddi bırakmayın. Suva'ı bırakmayın. Efendim, وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوْسَ وَنَسْرًا يَغُوْسُ Nesra'yı bırakmayın. Kim bunlar? O toplumda yaşayan, sürekli Cenab-ı Hakk'a ibadet eden abid kullar, zahid kullar. İnsanlar bunları örnek alıyorlar. Sonra bunlar vefat ediyor. Şeytan bunlara diyor ki, bunlar sizin için üsve-i hasene değiller miydi? Peki o zaman bunların suretlerini yapın. O suretleri nerelerde ibadet ediyorsa oralara koyun. Heykellerini yapıyorlar. Oralara koyuyorlar. Aradan birkaç kuşak geçiyor. Sonra o abid insanlara tapmaya başlıyorlar. Onun için Kur'an-ı Kerim bize bunu anlatıyor. Şimdi haşa, eğer Kur'an buna müsaade etseydi, Allah Resulü gibi ona bir bakanlar onun için dünyalarını terk etmişler. Anam babam sana, senin söylediklerine feda olsun ya Resulallah demişler. Haşa onun heykeli olsaydı, belki üç kuşak sonra ona tapan bir grup olacaktı. Belki Gazali'nin, belki Razi'nin, belki İmam Rabbani'nin suretleri, heykelleri olsa, farklı muhabbetten insanlar onlara farklı muamelelerde bulunacaklardı. İşte gidin, kiliseye girin, Hazreti İsa adına, Hazreti Meryem adına şekillerin karşısında ibadet etmiyorlar mı? Ne tür şekiller yapıyorlar? İşte Kur'an-ı Hakim bunun önüne geçebilmek için putçuluğa, surete, canlı resimleri yapmaya, satmaya, bunun ticaretiyle meşgul olmaya yasak getirmiştir. Ve bu ayet-i kerimeyi de وَتَمَاثِيلَ ifadesini suret-i kat'iyede Süleyman Aleyhisselam'a öyle bir yetki verilmiştir. Onun şeriatında heykeller, putlar yapmak caizdi şeklinde anlamak doğru olmaz efendim. Birkaç kelime de fotoğrafla alakalı sizlere arz edeyim. Kardeşlerim, fotoğrafla alakalı İslam alimlerinin özellikle son bir asırda kaleme aldıkları müfid risaleler var. Onlardan belki en duyurucusu Mısır müftüsü Muhammed Bakit el-Muta'i'ye aittir. El-Cevab-ı Şafi adlı risalesinde diyor ki, fotoğraf insanın gölgesini kayda geçmektir. Ya da fotoğraf bir insanın aynanın karşısına geçtiğinde suretinin görünmesidir. Ya da bir gölün kenarına geldiğinde gölde şeklinin yansımasıdır, görülmesidir. Dolayısıyla hiçbir fotoğraf çeken ben bir insan haşa yaratıyorum iddiasında bulunmaz. O halde fotoğraf ayrıdır, ressamlık farklıdır diyor. Bunların ikisini birbirinden ayırmak lazım. Muhammed Bakit el-Muta'i bu zaviyeden bakıyor, fotoğrafa cevaz veriyor. Fakat bu illetlere baktığımız zaman bunları tamamen ayıramıyoruz. Yani onun dediği kadar da bu vade bütünüyle Gülistanlık değil efendim. Onun için fotoğrafı imkan nispetinde sınırlandırmak lazım. Yani bir taneyle iktifa ediliyorsa ikinci fotoğrafı çekmemek lazım. Ya da benden yukarı fotoğraflarla iktifa etmek lazım. Çünkü riskli bir alan, riskli bir bölge. Yani zarura tukaddemu bi kadriha, tam oraya girmez ama bunu sınırlandırmak, mahzurlu bölgeden çıkmak için en doğru olan yoldur diye düşünmek gerekir. Peki, şimdi ikinci bölümde iki fotoğraf var demiştik. Birinci fotoğrafta bize Davud ve Süleyman Aleyhisselam'dan bahsediyor. Onlar dünya nimetleri içerisinde, hanları var, hanımanları var, dünyayı idare ediyorlar. Ama mesai saatleri içinde de, onun dışında da وَعْمَلُوا صَالِحًا Hep dünyalarında şu emir var, amel-i salih üzere, istikamet üzere hayatı sürdürmek. Karşıda Sebe'den bahsediyor. Bununla birlikte bu dersi ikmal edelim. Sebe, bu surenin adı da onlardan geliyor. Arabistan'ın güneybatısında, Yemen'de bir kabile bunlar.
yüksek bir ekonomik gelire sahipler. لَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ ف۪ي مَسْكَنِهِمْ آيَةٍ Onların meskeninde, onların yurdunda, yerleşkesine baktığınız zaman ayetler var yani. Akılla, izanla baksalar, eşyayı bu şekilde görseler, Cenab-ı Hak kendilerine neler vermiş, anlayacaklar, iman edecekler. Cennetâne an yeminin ve şimân. Bir vadinin üzerine kurulan bir şehir. Sağda bahçeler, solda bahçeler. Kulû min rizki rabbikum meşkurû leh. İsa'nı hal onlara diyor ki, yiyin Allah'ın rızıklarından. Veşkurû lehu. Sonra ona şükredin. Şükretmek demek, nimeti verene kulluk etmektir. Ona inanda bulunma. Hem de bunu ihlas üzere yapma. Yani şükredeceksiniz ama bunu muhlis olarak yapacaksınız. Seyyid Şerif ihlası tarif ederken diyorlar ki اَلَّا تَضْلُبَ لِعَمَلِكَ شَاهِدًا غَيْرَ اللّٰهِ Yaptığın amele Allah'tan başka şahit aramamaktır ihlas. Muazzam bir tariftir. Yaptığın amele Allah'tan başka şahit aramama. Sadaka veriyorsun, namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, ondan başka şahit aramıyor. Çünkü yaptığın bütün ibadetlerin ecrini o verecek. O halde onlara bu bahçeler diyor ki, kulu min rizki rabbikum, yiyin, başkuru le, ihlas üzere kainatın sahibine şükredin. Fakat fa'alu, yüz çevirdiler. فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ لَوَاتَيْ اُكُلٍ خَمْدٍ وَاَسْلٍ وَشَيْءٍ سِدْرٍ قَلِيلٍ 16. ayet-i kerime. Yüz çevirince Allah Teala onlara musibet verdi. Bunlar büyük barajlar yapmışlardı o zaman. Suları tutuyorlardı belli havzalarda. Sonra tedricen o suları salıyorlar, bahçelerini suluyorlar. Öyle neşru nema bulmuş bahçeleri var ki bir kadın onların bahçesine girse başının üzerinde sefer ellerini kaldırmadan ağaçlardan düşen olgun meyveler o sepeti doldurur. Bu halde bir şehirleri, coğrafyaları vardı onların. Fakat o seller, o barajlar patladılar, sellere dönüştüler. O bütün vadiler, bütün bahçeleri, arsaları dikenliklere, sedir ağaçlarının kapladığı viranelikleri bozkurlara bir anda dönüverdi. Yani öyle bir dünya ki, siz 10 milyar dolarınız var. Bir Yahudi geçenlerde vefat etti, dün. Tefeci birisi şu kadar zavallının kanını emmiş. Afganistan'da ekmeği azalıyorsa bir Müslümanın arkasında işte bunlar var. Şu kadar serveti bırakıp gidiyor şimdi dünyada. Bu dünya öyle ki bazen siz hayatta kalıyorsunuz, dünyalıklarınızı kaybediyorsunuz Sebe kavmi gibi. Onlar hayatta, dünyalıklar gitmiş. Bazen de o Yahudi gibi dünyalıklar kalıyor, siz gidiyorsunuz. Her şey onun idaresinde. Tasarruf, tedbir, tevzi hep bir hikmete bağlı olarak yeryüzünde devam ediyor. وَجَعَلَّا Sonra bunlar sıkılıyorlar. Diyorlar ki bu Sebe halkı وَجَعَلْنَا بَيْنُهُ وَبَيْنَ الْقُورَ الَّتِي بَارَكْنَا ف۪يهَا قُورًا ظَاهِرَةً Böyle bir şehirden kalkıyorlar, Şam'a doğru giderken arada mamur şehirler var. Oralara uğruyorlar, külfet yok, sıkıntı yok. En yakın şehirden ihtiyaçlarını görebiliyorlar. Fakat diyorlar ki, ya Rabbi biz azdık. فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا Bizim seferlerimizi uzak kıl Allah'ım. Yani şimdi İstanbul'dan uçağa binelim, gidelim Paris'ten köpeklerimize mama alalım Allah'ım. فَقَالُوا رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ Azan bir kavim, kendini işte böyle zulmeden, aynı şehirde bir fakir, sofrasına ekmek getiremezken, onlar uzak diyarlara gitmek isterler, seferin tadını almak isterler, köpeklerine, kuşlarına, mama,
kuşlarının mamasını Amerika'dan, köpeklerinin mamalarını Paris'ten alırlar. Sonra bunlara helak gelir işte. Bunlar hak ile yeksan olurlar. وَلَكَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوا اِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ İblis'te bir şüphe vardı. Diyordu ki, acaba benim zanlarım doğru çıkacak mı? Acaba bu insanlar bana inanırlar mı? Allah onlara bu kadar nimet vermiş. En fazla ona nimet verdikleri şükredecek. Yani bunlar bu kadar nimeti bırakıp kalkacaklar Paris'te içki içmeye, Amerika'da, efendim, Miami'de, bilmem ne adasında eğlenmeye gidecekler. Yani ben bunları bu kadar aldatabilir miyim diye şeytanın dünyasında bir şüphe vardı. Yok yok diyor Kur'an. Senin dediğin olacak ey İblis. Onlar sana uyacaklar. İlla ferikan minel müminin. Sadece müminler. Onlar istikamet üzere kalacaklar. Amel salih onların ne olacak? Ve sonra dünya. Ve sonra ahiret. قُلْ اِنَّمَا اَعْذِكُمْ بِوَاحِدَةٍ Kur'an-ı Kerim diyor ki, sen çağır onları. قُلْ اِنَّمَا اَعْذِكُمْ بِوَاحِدَةٍ Ey müşrikler topluluğu, teker teker gelin. Size önemli hakikatler söylenecek. اِنْ تَقُومُ لِلّٰهِ مَثْنَا وَفُرَادَا ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبُكُمْ مِنْ جِنَّةٍ Şimdi onlara Kur'an-ı Kerim diyor ki, 46. ayet-i kerimede, اَنْ تَقُومُ لِلّٰهِ مَثْنَا وَفُرَادَا Allah için teker teker kıyama kalk. Çifer çifer kıyama kalk. Yani siz bir topluluğa hakikati söyleyeceksiniz. Bir grubun mitingi var. Onlar Allah'a isyan ediyor. Kürsüye çıkıp, ey millet siz dalalettesiniz. Bu kitap Allah'ın ayetlerini ihtiva eder. Hakikat budur, buna gel deseniz, size hayat hakkı vermezler, orada belki de ahirete dar-ı beka edersiniz yani. Ha onun için Kur'an-ı Kerim diyor ki, onları kurtarmak istiyorsanız deyin ki, kardeş, nefsin için, şehvet için, ideolojiler için, düşünceler için değil, Allah için bir yönelişte bulun ve teker teker alın. Teker teker alırsanız, onlar kendi iç dünyalarında muhasebe ederler. Ya da ikişer ikişer konuşursanız farklı düşüncelere sahip insanlara, o zaman kendi aralarında sizin söylediklerinizi mutalaa ederler. Cemiyete konuşmayın. Onun için büyük hocalar kapıları kapatmışlar. 5-10 talebeyle meşgul olmuşlar. Gazalilerin, razilerin, belki de şöyle 1000 kişi, 10.000 kişilik cemaatleri olmamış. Küçük odalarda 3 kişi, 5 kişi az dememişler, büyük oluşları o küçücük odalardan bir elin parmaklarının geçmeyen talebelerle başlatmışlar. قُلْ اِنَّمَا اَعِذُكُمْ بِوَاحِدَةً اَنْ تَقُومُ لِلّٰهِ مَثْنَا وَفُرَادًا Eğer hakikaten insanların kurtuluşunu, hidayetini istiyorsanız, şov birinci planda değilse teker teker konuşun karşıdakilerle. O zaman kabul edecekler. Ve devam ediyor. Tabii çok ayet var, söylenecek çok şeyler var. İki ayrı bölüm daha vardı ama onlara maalesef ki giremeyeceğiz. Şu ayet-i kerimeyle, 54. ayetle bitirelim. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعَلَ لِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلِ اِنَّهُمْ كَانُوا ف۪ي شَكِّمْ مُر۪يبٍ İman etmeyenler ahirete gidecekler. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ Onlarla istedikleri şeyler arasında perdeler girecek. Cenneti isteyecekler. Onun rızasını, rıdvanını isteyecekler. Fakat perdeler cennete, Allah'ın rızasına, rıdvanına ulaşmalarına engel olacak. كَمَا فُعَلَ بِاَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلِ Onlardan önceki kafirler rıza-i ilahiye cennette ulaşamadıkları gibi. Çünkü onların gönül dünyalarında derin şüpheler var. O şüphelerin olduğu bir yürek ahirette Allah'ın rızasını da, rıdvanını da kazanamayacak.
onun cemalini de göremeyecek, onunla müşerref olamayacaktır. Rabbim söylediklerimizle amel etmeyi önce kendi nefsimde, sonra sizler üzerinde tesirini halk eylesin. Muhterem kardeşlerim, belki bir defa daha söylemişimdir. Biz kardeşlerimizle okuduğumuz derslerden bir tanesi tefsir. Nesefi bazen de Beydavi'yi devam ediyoruz, onu takip ediyoruz, Beydavi tefsirini. Şimdi yeniden Beydavi'ye başlayacak, yaz geldi. Onlarla dersimizi biraz daha yoğunlaştırmamız gerekecek. Onun için sizlerin de yüksek müsaadeleriyle İdrak-ı Kur'an sohbetlerimize, hocalarımızın da müsaadeleriyle İdrak-ı Kur'an sohbetlerimize burada bir ara noktası koyuyoruz. Bu ara noktası ne zaman kalkar? Belki 3 ay, belki 2 ay sonra, belki Eylül, belki Ekim'de olur. Rabbim Kur'an-ı Kerim'den, onun ikliminden, onun dünyasından bizi mahrum bırakmasın. Biz bu ayet-i kerimeleri kariyer kazanmak için okumuyoruz. Burada hocalarım var, onların ve sizlerin, bizlerin, hiçbirimizin gayesi birinci gündemi esnafımıza, ecdadımıza, o büyük müfessirlere rahmetullahi aleyhim muhalefet ederek Samsun'da konuşulan ya da şehirlerimizde söz edilen bir insan olmak hiçbir zaman gündemimizde olmamıştır. Tek bir gayemiz var, Allah Azze ve Celle'nin buyruklarını onun muradına göre insanlığa ulaştırmaktır. Bunun ötesinde hiçbir insandan hiçbir beklenti olmamıştır. Hocaların burada, onların da yoktur. Rabbim bu çerçevede bu kitabı anlamayı bize nasip eylesin. Yani şöyle bir dünya bizim dünyamız değil. Ben burada ihtilaf edilen konuları konuşuyorum. Size bir gün Hazreti İsa'dan bahsediyorum. Bir gün haşa mucizelerden bahsedenler, onları inkar eden bazı kardeşlerimiz var. Efendim başka bir kardeşimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini reddediyor. Bazı kardeşlerimiz farklı ideolojilerin peşinde. Yani oryantalizm bize bir gündem vermiş. O gündemin içerisinde kavga ediyoruz. Muhammed Kutup diyor ki Eşşubuhat havlel İslam, İslam'ın çevresindeki şüpheler, birileri bir takım şüpheleri Müslümanların gündemine taşıyor. Sonra Müslümanlar alıyorlar, kürsülerinde sürekli onları konuşuyorlar. Peki, onları biz burada konuşursa, benim evimde fotoğraflar varsa, o fotoğrafları o duvara asmanın haram olduğunu bana kim söyleyecek? Ya da benim evimde kız çocukları var, onlar örtüyü bilmiyorsa nasıl olması gerektiğini bunları kim anlatacak? Allah aşkına bu Kur'an-ı Kerim'i Cenab-ı Hak bize İhtilafları konuşalım diye mi indirmiştir? Yani bu Müslümanların Kur'an-ı şuura sahip olmasına şu gündem maddelerinin ne katkısı var? Bunları da inşallah bu süre zarfında düşünürsünüz, mutlaka düşünüyorsunuzdur da. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Haklarınızı, hukukunuzu helal ediniz. Cenab-ı Hak hepinizden ebediyen evet razı olsun. Tabii bu konuşma süresinde, süreci içerisinde hatalarımız olmuştur. O hataların tamamı bize aittir. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh katibine emrediyor. Diyor ki yaz. O da başına hâlâ kavlullâhi ve kavlu Ömer. Bu Allah'ın ve Ömer'in sözüdür deyince Ömer Efendimiz müdahale ediyorlar. Bir isema ketebte ne çirkin bir ifade yazdın. Yaz ki bu Ömer'in sözüdür. Eğer yanlış olursa Ömer'e aittir. Ömer kendi yanlışını Allah'a isnat etme edepsizliğini gösteremez. Dolayısıyla insanız, beşeriz. Bir takım şeyleri söylerken yürekler, kalpler incittiyse bunlardan dolayı hak helalliği isteriz. Muradımız, meramımız, murad-ı ilahiyi anlatabilmektir. Anladıklarımızı anlatma gayreti içerisinde olduk. Hatalar varsa onların tamamı bize ait.
değildir ki hatalar mutlaka vardır. Bu çerçevede değerlendirmenizi de istirham ediyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.